Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün akşam kıraatinde şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Hacı Dervişoğlu'nun Seyit Kutup Ruhun Sevinci adlı eserini seslendireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhun Sevinci Seyit Kotul 20. yüzyılın başları bütün İslam alemi için çok acıların yaşandığı bir süreçti. Acıların ve dramların yaşandığı bu zaman diliminde öyle şahsiyetler ortaya çıkmıştır ki bütün İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanların zulme ve küfre karşı ayakta durmalarını sağlamak için canlarını ortaya koymuşlardı. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz bütün İslam aleminde mücadelesi ve ortaya koyduğu eserlerle büyük yankılar uyandıran Seyit Kutup'tur. Ölümünün 40. yılında rahmetlandığımız büyük üstadın kız kardeşine zindandan yazmış olduğu mektupları yayınlayarak, Şehit Seyit Kutup'un bilinmeyen bir yönünü ve ruh dünyasını öğrenme fırsatı yakalayacağız. Ruhun Sevinci Seyit Kutup İçindekiler Mahkumiyet Tevhide anlayış ve yaşayışın önemi şihadet zaman 1. mektup 2. mektup 3. mektup 4. mektup 5. mektup 6. mektup 7. mektup 8. mektup 9. mektup 10. mektup 11. mektup 12. mektup 13. mektup 14. ve 15. mektup mahkûmiyet haklı olarak mahkûm ediliyorsam ben hakkın hükmüne razıyım. Haksız yere mahkum oluyorsam, batıldan merhamet dileyecek kadar alçalmadım. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım, tağutun hükmünü kabul eden bir harf bile yazmayı reddeder. İnsanın tüylerini diken diken eden bu sözler, büyük şehit Seyit Kutub'un idam edilmeden hemen önce kendisine yapılmış olan, pişman olduğunu belirten bir not yaz, seni affedelim tekliflerine vermiş olduğu cevaptır. Ümmete mücadele ruhu vermiş bir şehit canıyla, kanıyla, teriyle, bilgi ve kültürüyle, yani her şeyiyle üzerine ölü toprağa serpilmiş bir ümmete kendine güven ve diriliş ruhu, sahih sünnet, şehadet aşkı, Kur'an şuuru, hepsinden önemlisi tevhidi bilinç veren bir şehit. Toprakları emperyalistler tarafından işgal edilmiş veya yerli işbirlikçiler tarafından yönetilen mustazaflara, ahkamullahı hatırlatarak onlara tağutlara karşı duruş ruhu, cesaret veren bir şehit. Bu tağutları, İslami yaşantının önünde duran en büyük kötülük olarak görerek, bunları yok etmek için Resulünün gösterdiği şekilde, yapabiliyorsak elimizle, yoksa dilimizle karşı çıkmaya çağıran bir şehit. Kötülükle mücadelede, imanın en zayıf olduğu hal olan kalp ile buğz etmeyi asla tercih etmeyen bir şehit. Cihadın eftali, zalim sultana hakkı haykırmaktır hadisini, kendine şiar edinen, susmayan, susturulamayan bir şehit. İnanan, inancından asla taviz vermeyen ve bu uğurda seve seve şehade çerbeti içen bir şehit. Sen, yoldaki işaretler ve filzilalil Kur'an eserlerinle sapmalara karşı bizlere muvahitlerin tevhid yolunu gösterdin. Seni tanımak ve tanıtmak bizlerin üzerine bir hak oldu. Seyit Kutup, 1906 yılında Mısır'ın Asyut şehrine bağlı Muşi dünyaya geldi. Aslen Hindistanlıdır. Dedeleri önce Arabistan'a göç edip daha sonra Mısır'a yerleşmişler. Seyit Kutub'un Ebul Hasan Ali en Nedvi ile konuşmasından bunu açıkladığı bilinmektedir. Dedesi ilim, takva ve güzel ahlakıyla ünlüydü. Anne ve babası da çok dindar ve takva sahibi insanlardı. Kutub, annesine ithaf ettiği Kur'an-ı Kerim'de Edebi Tasvir adlı eserinde onun dinine ne kadar bağlı bir kadın olduğundan söz eder. Et-Tasvirul Fenni Fil Kur'an adlı kitabının ithaf kısmında Seyit Kutup annesini şöyle tanıtır. Ramazan ayında evimizde Kur'an okuyan hafızları perde arkasından ne güzel dinlerdin. Ben o sıralarda çocuktum, yanında oynar, gürültü ederdim de ciddi bir işaret ve keskin bir kaş çatışı ile bana engel olurdun. Ben de susar, seninle birlikte tilavete kulak vermek zorunda kalırdım. Dinledikçe Anlamasam da ruhum onun derin musikisinden kana kana içerdi. Senin ellerinde büyüdüm. Beni köy ilkokuluna gönderdin. Tek amacın hafız olmam. Allah'ın vereceği tatlı bir sesle sana Kur'an okumandı. Ben Kur'an'ı ezberleyince beni şimdi yürümekte olduğum daha ciddi bir işe yönelttin. Seyit Kutup annesinin yoğun istek ve teşvikiyle küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberledi. Babası İbrahim Kutup'a ithaf ettiği Kur'an'da Kıyamet sahneleri adlı eserinde şöyle der: babamın en çok dikkat ettiği şey bizim ruhumuza ahiret duygusunu yerleştirmekti. İlk eğitimini aile içinde aldıktan sonra El Eser Üniversitesi'nde orta ve lise tahsilini yaptı. Daha sonra Darül Ulum Fakültesini bitirdi. Darül Ulum Fakültesi'nde eğitimini sürdürürken bir taraftan da El Ahram gazetesinde yazılar yazdı. 1933'te aynı fakültede edebiyat dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. O dönemde Yeni Fikir adlı altında bir dergi çıkardı. Seyit Kutub'un Hamide, Emine ve Nefise adında üç kız kardeşiyle Muhammed adında küçük bir de erkek kardeşi vardı. Daha Kahire'de okurken babasını kaybedince annesinin ve kardeşlerinin bütün mesuliyetleri onun üzerine yıkılmış oluyordu. O da bu durumdan oldukça sıkılmıştı. Bu sıkıntıdan biraz olsun kurtulmak için annesini Kahire'ye taşınmaya razı etti ve Kahire'ye taşındılar. 1940'ta annesinin ani vefatı Seyit Kutub'u oldukça etkilemişti. Seyit Kutub'un hayatı iki döneme ayrılır. Birincisi, Allah'a olan inancını da koruyarak sosyalizme yöneldiği ve daha çok ebedi çalışmalarla ağırlık verdiği dönemdir ki kendisi bunu cahiliye dönemi olarak adlandırır. Bu dönemde Dikenler, Köyden Bir Çocuk ve Sihirli Şehir adlı üç romanı yayınlanmıştır. İkincisi, İslami fikir ve anlayışının derinleştiği ve olgunlaştığı ve Müslüman kardeşlere katıldığı dönemdir. 7 Ekim 1946'da Seyit Kutub'un İslami fikre başlangıç olarak değerlendirilen konum dersleri adında bir makalesi daha yayınlanmıştı. Seyit Kutub bu makalesinde Mısır'ın toplum yapısının siyasi, ahlaki ve sosyal yönlerden tenkitini yaparak Müslümanları çalışmaya çağırıyordu. Toplumun ıslahı için ne yapılması gerekiyorsa Müslümanların yapmak zorunda oluşunun Kur'an'ın emri olduğunu söyleyen Kutub, delil olarak Allah'ın şu ayeti kerimesini gösterip tefsirini yapıyordu. Sizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. İşte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Seyit Kutup, ahlak ve davranışında çok duyarlı ve şefkatli bir Müslümandı. Çevresine ve Müslümanlara karşı daima sorumluluk duygusu taşımıştı. İnancına ve insanlığa hizmet için elinden gelen her çareye başvurmuş ve her türlü sıkıntıya katlanmıştı yazdığı kitapları önce güvendiği yakınların okur, görüşlerini alır ve değiştirilmesi gereken yerler olursa inat etmeden değiştirirdi. Seyit Kutup Gözüyle Amerika Seyit'in Amerika'ya gönderilme nedeni kendisinden kurtulmak, onu Mısır'dan uzaklaştırmaktı. 1941'de sosyoloji doktorası yapmak üzere marif vekaleti tarafından Amerika'ya gönderildi. 1949'da Amerika'ya giden kutup iki buçuk yıl kaldı. Amerika'da kalacağı otel odasına henüz yerleştirmişti ki, kapı çalındı ve yarı çıplak bir vaziyette genç bir kadın içeri girmek istedi. Beyefendi bu gece kendilerine misafir olmama izin verirler mi diye sordu. Seyit olayı bizzat kendisi şöyle anlatmaktadır. Kapıyı yüzüne çarptım, ta ki bir daha gelmesin. Evet, Seyit Kutup Amerika'ya vardığı ilk gün bile boş bırakılmamış, kadın gönderilerek ayağa kaydırılmak istenmişti. Seyit bu imtihanı Allah'ın yardımıyla rahat atlattı. Seyyid Kutup bu imtihanı şöyle yorumluyordu. Elhamdülillah bu ilk imtihandır. Şeref ve neşe hissettim. Çünkü nefsime galip geldim ve nefsim kendisine çizdiğim yolda yürümeye başladı. Amerika'da kaldığı bu müddet içerisinde Mısır'daki arkadaşı Tevfik El Hakime gönderdiği mektuplarda Amerikan toplumunu ve medeniyetini devamlı olarak tenkit ediyordu. Çünkü bu medeniyette ruhi değerlerden hiçbir şey yoktur diyordu. Aynı mektuplarında El Melik adlı kitabını da tenkit ediyordu. Çünkü kutup bu kitabı İslami fikirlerle yoğrulmadan çok önce yazmıştı. Seyit bu kitabında Hazreti Osman ve Muaviye'yi eleştirmişti. Daha sonra bu eleştirilerinden pişman olmuştu. İşte Seyit Kutup arkadaşına yazdığı mektuplarda bu kitabın tenkidinde keşke kitabın konusu Yunan felsefesine göre değil de İslami ruhla yazılmış olsaydı diyerek öz eleştiri yapıyordu. İlk düşmanımız Amerikalı Beyaz Adam adlı makalesinde Seyit Kutup şöyle diyor. Avrupa emperyalizmine karşı Amerika'nın bizimle beraber olabileceğini zanneden kimseler ya ahmaktırlar ya da Orta Doğu ülkeleri üzerindeki emperyalizmin 5. hazır kuvvet taburunda çalışan aldatılmış kimselerdir. Seyit 1950'lerde Amerika'da yaşayan insanları ruhsuz, duygusuz, adeta robot insanlar olarak nitelemektedir. Seyit Amerika'da aşkı şu şekilde tarif etmektedir. Amerika'da aşk bir vücudun diğer bir vücudu tahrik etmesi, bir hayvanın diğer bir hayvanla tatmin olması gibidir. Amerikalılar sevgiyi gönülden gönüle işlemek için zaman bulamazlar. Seyit Amerikalıları soy olarak ikiye ayırmaktadır. Amerika'ya ilk yerleşen göçmenler genellikle şu özelliklere sahiptiler. Bunlardan bir grubu caniler, katiller, hırsızlar grubu, diğerleri ise servet ve mal peşinde koşan macera perestler grubu. Seyide göre Amerikalıların dedeleri ya canidir ya macera perest yahut bu sıfatların her ikisini birlikte üzerinde taşıyan kişi. Seyit Kutup, Amerika'nın genlerinde savaşmak için savaşmak prensibi olduğu tespitinde bulunarak 1950'lerden günümüze ışık tutmakta, adeta Irak ve Afganistan işgallerini ve belki de olabilecek diğerlerini haber vermekte. Amerika'nın gerçek yüzünü tanıtmaktadır. Savaşmak için savaşmak prensibi Amerikalıların ülkelerinin içinde ve dışında teşvik ettikleri şiddetli harplerin özelliğiydi. Amerika'nın dünyada kızıştırdığı ve teşvik ettiği harplerin hiçbirisi bu aşırı isteği gerçekleştirmenin, bu arzuyu yerine getirmenin dışında değildir. Seyit, Amerika'daki kiliselerin işleyişine de ilginç tespitlerle aktarmaktadır. Amerika'daki kiliseler ibadet dışında her şey için kullanılmaktadır. Kiliselerde sapık programlar, genç delikanlıları kiliseleri çekebilmek için genç kızları kullanma, Kiliselerde kız erkek karışık müzik ve dans eğlenceleri ve kötü fiillerin işlenmesi bunların tamamının din adamlarının rızası ve desteğiyle yapılması. Seyit Kutup, Amerika'nın Kore'ye müdahalesinde Türkiye'yi kullanmasını şöyle izah etmektedir. Türk alayı, Kore harbinde düşmana yenik düşen bir Amerikan birliğine destek olurken, Amerikan birliği aradan sıyrılıp onu düşmanla baş başa bırakmış, havadan ve yerden desteksiz bıraktığı gibi başta bırakmıştır. İşte Amerika budur. İslam Kapitalizm Çalışmasındaki kitabından. Seyit bir gerçeğe daha dikkat çekmektedir. Bu gerçek Amerika'da yöneticilerin çoğunun misyoner okullarından mezun oldukları gerçeğidir. Seyit Amerika'nın giriştiği savaşların bir nedeninin de Amerika'da kurulu silah sanayinin buna ihtiyaç duymasıdır. Amerikan silah sanayinin ürettiği silahların bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir demektedir. Yoksa Amerikan ekonomisi çöker. Seyit Amerika'yı 1950'lerde şöyle yorumlamaktadır. Amerika dünyaya önder olsa da insanlık için tehlike kaynağıdır. İnsani değerlerden ve ahlaki faziletlerden nasibi olmayan bir devlet ya da millet nasıl olur da dünyaya önderlik yapabilir? Öyle millet ki damarlarında ve kaslarında savaş arzusu akar. Öyle millet ki yaşandısında parçalanmış, ahlaki hastalıklara yakalanmış, düşüncesi çirkinleşmiştir.'' Öyle millet ki yaşantısında dini, sanatsal, cinsel, siyasal ve zevk alanlarında ilkeldir. Birçoklarının hürriyetin anası, uygar dünyanın önderi, bilim, ilerleme ve medeniyet ülkesi olarak tanımladıkları Amerika aslında büyük bir depodan başka bir şey değildir. Araç gereç, silah, sanayi, gıda ve yiyecek deposu olabilir. Ama medeniyet, hürriyet ve ilerleme, ahlak ve yüce değerler için örnek olması asla mümkün değildir. Seyide göre Amerika kısaca budur. Ne kadar isabetli tespitler değil mi? Yıllar geçtikçe Amerika'nın bu olumsuzlukları katlanarak artmıştır. Henüz Amerika'nın Orta Doğu'ya direkt müdahalesi olmadan, yani bundan yaklaşık 60 yıl önce Seyit Kutub'un yaptığı tespitlere şaşırmamak elde değil. Şehit Seyit, ne kadar isabetli tespitlerde bulunmuşsun ve Müslümanları engin ferasetin ile çok önceden uyarmışsın. Seyit'in tespiti şu, gerçek tehlike Siyonizm ve Amerika'dır. Bu iki düşman el ele örümcek ağı gibi Orta Doğu'yu ablık altına almışlardır. Bugünkü duruma sizler ne dersiniz? Rahmetli Seyit günümüzü görseydi acaba nasıl bir yorumda bulunurdu? Ve Seyit'e göre Amerika sonun başlangıcını yaşamaktadır. O çok süratli bir şekilde ölümüne doğru yürümektedir. 1945'te Amerika'dan döndükten bir süre sonra tamamen bu cemaate katıldı. Seyit Kutup 1954'te tutuklanarak askeri hapishaneye kondu. Muhammed Kutup bu tutuklamaları şu şekilde yorumlamaktadır. Müslüman kardeşlerin başına gelen bu musibet, bir Amerikan dergisinde Cahiliyetül Karinil İşrin ve Me'alimul Fit Tarik, Yoldaki İşaretler adlı kitaplar hakkında çıkan makaleler üzerine başladı. Bu dergide çıkan yazıların ve o tarihten sonra Müslüman kardeşlerin başına gelen felaketin arkasında Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın bulunduğuna kesinlikle inanıyorum. Zeynep El Gazali, Seyit Kutub'un tutuklanmasını şöyle anlatmaktadır. Onun tutuklanması Müslüman gençlik üzerinde bir şok etkisi yaptı. Çünkü Genel Başkan Hasan El Hudaybi bütün yetkileri Seyit Kutub'a vermiş ve görüşmelerimizi onunla yapmamızı söylemişti. Genel Başkan'ın kendisi de bu habere son derece üzüldü. Seyit hapishane cellatları tarafından ağır işkencelere maruz kalması sonucunda mide ve bağırsak kanamasına maruz kaldı. Aç ve susuz bırakılıyor, üzerine tazikli su sıkılıyor, ıslak zeminde yerlere yatırılıyordu. Bundan dolayı böbrekleri de adeta iflas etmişti. Cellatlar eğitilmiş köpeklerle onu kovalıyor, hastalık ve yorgunluktan dolayı bir an bile koşamadığı zaman köpekler vücudunu parçalıyordu. Mahkemesini izlemek amacıyla Mısır'a gelen insan hakları temsilcisinin Seyit Kutub'un vücudundaki işkence izlerini görmemesi için mahkemesi ertelendi. İnsan hakları temsilcisinin Mısır'dan ayrılmasından iki hafta sonra Kutub mahkemeye çıkarılarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapiste 10 yıl kaldıktan sonra sıhhi sebeplerden dolayı serbest bırakıldı. Ama kendi evinde zorunlu ikamete tabi tutuldu. İslam'da sosyal adalet kitabını yayınladı. Kutup bu kitabında insanlığın arzu ettiği gerçek sosyal adaletin İslam'da olduğunu ve hakiki adaletin Kur'an'ın gölgesinden başka hiçbir yerde olmadığını açık açık anlatarak hayatın her alanında olduğu gibi edebiyatın dahi İslami ölçülerden kaynaklanması gerektiğini vurguluyordu. Tevhidi Anlayış ve Yaşayışın Önemi Seyyid Kutub'un eserlerinin özü, kelime-i tevhidin yeniden ashabın anladığı gibi anlaşılmasını sağlamaktır. Onun düşüncelerinin özeti, kabul edilen ve şehit edilmesinde gerekçe olarak kullanılan Yoldaki İşaretler adlı kitabında kelime-i tevhidin anlamı, etkisi ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Örneğin bu kitabın ilk bölümü olan Örnek Kur'an nesli başlığı altında şöyle denmektedir. Davetin yegane kaynağı Kur'an önümüzde. Allah elçisinin fiili ve ameli sünneti de tarih boyunca benzeri bir kez gelmemiş ilk dönem sahabe neslinin önünde olduğu gibi bizim de önümüzde. Tek eksiğimiz Allah elçisinin bir fert olarak aramızda olmayışı. Bütün sır burada mı saklı acaba? Bu soruya cevap verirken İslam dininin evrenselliği ve kıyamet gününe kadar devam edeceği gerçeği dolayısıyla ilk nesille bugünün neslinin anlayışında bir farklılık olmaması gerektiğini dile getirdikten sonra sahabe neslinin İslami anlayışı ile bizim İslami anlayışımız arasındaki mevcut farklılıkların sebeplerini şöylece sıralamaktadır. Birinci olarak ilk Kur'an neslinin sahabe-i kiramın beslendiği yegane kaynak Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın tefsiri niteliğindeki söz, fiil ve takrirleriydi. Zira Hz. Ayşe validemiz de onun ahlakı Kur'an idi buyuruyor. Mesai. İkinci olarak, sahabe-i kiram, Kur'an ve hadisleri bilgilerini arttırmak, kültür dağarcıklarını geliştirmek, Kur'an tilavetinden müzikal bir zevk almak ya da dünyevi bir çıkar sağlamak amacıyla okumuyorlardı. Onlar Kur'an'ı sadece öğrendiklerini yaşamak, hayatlarında uygulamak için öğreniyorlardı.'' Üçüncü olarak sahabeler, İslam'a girmekle cahiliyetin, küfrün, tüm örf ve adetlerini, dünya görüşünü, İslam öncesi hayatın değerlerini arkalarında bırakıyorlardı. Kişi, İslam'a girdiği andan itibaren hayatında yepyeni bir sayfa açıldığının bilincindeydi ve ona göre hareket ediyordu. Kelime-i şehadet, tüm şirk ve cehaletten soyutluyordu onları. Seyit Kutup, bu bilgilerle, kelime-i şehadetle, insanın bir yaşantıdan, küfürden, diğer bir yaşantıya, İslam'a nasıl geçtiğini ve bu kelimeyi söyleyenin nasıl bir yükümlülük altına girdiğini belirtmeye çalışmıştır. Kutup, kitabında ayrıca bir insanın Allah'ın tek ilah olduğuna inanırken, Allah'tan başka güçlere, tağutlara boyun eğerek, Allah'ın koyduğu yasaların önünde değil de tağutların önünde yargılanmayı istemesini şiddetle eleştirir. Böyle bir insanın inancında samimi olmadığını, kendisiyle çelişkiye düştüğünü belirtmektedir. Nitekim Müceallah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Sana ve senden öncekilere indirilene iman ettiklerini ileri sürenleri görmüyor musun ki tağutun hükmüne başvurmaya kalkışıyorlar. Oysa onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları uzak bir sapıklığa çekmek istemektedir. Seyyid Kutub'un kendinden sonraki Müslüman düşünürlerin ve cemaatlerin üzerinde önemli bir etkisinin olduğu inkar edilemez. Buna Türkiye'deki düşünürler ve cemaatler de dahildir. Özellikle Fizilalil Kur'an adlı tefsiri, davetçi her Müslümanın hayatı yorumlamada başvuracağı en temel eserlerdendir. Seyit Kutup ve Tekfir Seyit Kutup, İslami çalışmalarındaki ihlas ve samimiyetine rağmen şehadetinden sonra bazılarınca yanlış anlaşılmıştır. Bize bıraktığı düşünce, fikir ve amel mirasından onun istemediği sonuçlar çıkarılmıştır. Bu yanlış yorumları somut örneklerle izah etmeye çalışacağız. Buna bir örnek şudur. O hayatında ve kitaplarında hiçbir Müslümanı şahsen tekfir etmediği halde, onun şehadetinden sonra eserlerinden etkilendiklerini ile süren bazı kişiler, bir takım şahısları ve akımları tekfir etmişlerdir. Oysa Seyyid Kutup, kitaplarında kişilerle uğraşmaz. O, tespitlerde bulunur, çıkarımlar yapar ve bu çıkarımları sentezleyerek genel kurallara varır. Örneğin şöyle der, Allah'a bütün kalbiyle inanan biri, inkarcılarla samimi dostluk ilişkisi içerisine giremez. Onları sevemez, velayetini onlara tevdi edemez. Bunlar ayetlerde de geçen prensiplerdir. Seyit Kutubu, kendi tekfir hastalıklarına alet etmeye çalışanlar, Seyit'in toplum içindeki yaşantısına yani pratiğine hiç bakmamaktadırlar. Bir başka örneği, Seyit toplumda İslam'ın şiarlarından olan selamı yaymaya çalışmıştır. Yani Seyit Kutup'ta şu yoktur kendini İslam'a nispat edenlere selam vermeyin, siz yalnızca kendi tanıdıklarınıza selam verin yaklaşımı yoktur. Diğer bir örnek, Seyyid Kutub aynı zamanda cami müdavimi bir Müslümandır. Zaten bir dönem cami ile barışık olmayan Müslümanlık gibi bir anlayış sadece Türkiye'de bulunmaktadır. O da Diyanet'in tekelci bir anlayış sahibi olmasından kaynaklanmaktadır. Oysa İslami hassasiyetleri olan insanlar camilere ve imamlara daha fazla ilgi gösterirlerse olumlu dönüşümler mutlaka yaşanacaktır. Cami cemaatinin İslami bilinci 80'li yıllara göre oldukça mesafe kat etmiştir. Artık cami cemaatinin çoğu Kur'an'ın mealinin anlaşılabileceğini kabul etmekte, Amerikan'ın ve zorba layıkların İslam düşmanlıklarını kendisi dillendirmektedir. Seyit Kutub'un İslam'ı yorumlamasında altı çizilmesi gereken bir hususta şudur. Seyit, İslam alimlerine, mezhep imamlarına ve yaşadığı çağdaki İslami şahsiyetlere oldukça saygılıdır. Hasan el-Benna'ya derin bir saygı beslemektedir. Seyit, idam edilmeden birkaç gün önce, İhvan'ın Hasan el-Benna'dan sonraki ikinci lideri Hasan el-Hudeybi'ye asla ihanet etmediğini bildirmiş, sevgi ve saygılarını iletmiştir. Seyit, Hucurat suresinde Rabbimizin bizlere bildirdiği mümin ve Müslüman ayrımını iyi biliyordu. Müminin daha özel olduğunu, Müslümanın daha genel olduğunu, ve kendini Müslüman diye tanımlayanların içinde münafıkların ve şirk koşanların olabileceğini çok iyi biliyordu. O, kafa çatlatırcasına tevhidi anlattı, şirki tanıttı, olması gerekeni izah etti, cahiliyi anlattı. Ve yine o asla hiçbir zaman şu grup bu kişi müşriktir deyip insanların kalbini okumaya çalışmadı, kendini riske atmadı. Günümüzün çağdaş haricilerinin yaptığı gibi eline imanometre alıp, İnsanların imanını ölçmeye çalışmadı. İnsanları küçümseyip kendini ve amellerini üstün görmedi. Bu tavır kişinin kendisini müstani görmesine neden olmaktadır. Usame bin Zeyd'in yaptığı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin ve Rabbimizin kınadığı yaklaşımı sergilemedi. Hani Usame seriliğe çıktığı zaman bir zamanda bir grup insanla karşılaşmıştı. Ve bunlardan birini adam kelime-i getirdiği halde öldürmüştü. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iletilince, Resulullah çok kızmış, sen onun kalbini mi yarıp baktın diye azarlamıştı. Hemen akabinde de Rabbimiz yanlışlığı ortaya koymuştu. Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınız zaman gerekli araştırmayı yapın ve size selam verene dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak sen mümin değilsin demeyin. Nisa 94 Tekfircilerin fikirlerini sistemleştirmede kullandıkları bir diğer husus da kendi dışındaki grupları ve halkın tamamını müşrik görerek onların kestiklerini yememe tavlıdır. Onlara göre ehli kitap bellidir. Diğer tüm insanlar şirk koştuklarında direkt müşrik olurlar. Bundan dolayı bunların kestikleri yenmez. Tüm düşüncelerinde kendilerine en büyük referans olarak gösterdikleri Seyyid Kutub'un asla böyle bir yaklaşımı olmamıştır. Seyyid'in hayatı ortadadır. Ne yazmış olduğu eserlerinde ne de hayatında böyle bir yorumda ve uygulamada bulunmamıştır. İslam fıkhının temel esaslarından biri şudur. Aslı olan helaldir. Yani bir şeyin haramlığı görülmedikçe helalliğine hükmedilir. Haramlar azdır ve sınırlıdır. Seyit bir İslam alimi olarak İslam fıkhının bu en temel esasını çok iyi bilmekteydi. O tekfircilerin zorlama yorumlarını asla gündem etmedi. Böyle bir yoruma katılsaydı eserlerinde mutlaka değinirdi. Çok açık, ve net ifadeyle bu insanlara selam verilmez, bunların kestiği yenmez, bunların kızları ile evlenilmez derdi. O inandığı düşünceleri hiç çekinmeden işlerdi, asla gizlemezdi. Bu konuyu da böylece açıklar ve işlerdi, niçin işlemedi? Çünkü böyle inanmadı, bu üç düşünce doğrultusunda yaşamadı, hayatında uygulamadığı bir hususu, bir pratiği ve uygulamayı niçin eserlerinde işlesin ki? Müşrik konusunu en açık ve anlaşılır şekilde Mevdudi Tefimül Kur'an adlı eserinde Beyine Suresi tefsirinde şöyle izah etmektedir. Müşrik hiçbir peygambere ve hiçbir kitaba tabi olmayandır. Yani her şirk koşan kafir olur ancak mutlak müşrik olmaz. <laughs>